Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Hocanız. Yine bir video dersimizde İslam Kültür ve Medeniyeti dersimizde karşınızdayız. Artık ikinci ünitemizdeyiz arkadaşlar. İkinci ünitemizin ismi de İslam Kültür ve Medeniyetinin Esasları. Biz bu ünitemizde arkadaşlar neler öğrenecekmişiz bir bakalım hemen. Öncelikle İslam Kültür ve Medeniyetinin Esasları. Daha sonra da İslam Kültür ve Medeniyetinde Yönetim Anlayışının Esasları. Arkadaşlar burada Dikkat etmeniz nokta, dikkat etmeniz gereken nokta, İslam kültürü ve medeniyetin esasları ile yönetim anlayışının esaslarını birbirine karıştırmayın. Size sınavlarda sorduğumuz zaman hangisi İslam kültürü ve medeniyetinin esaslarındandır ya da değildir ve işte İslam kültürü ve medeniyetinde yönetim anlayışının esaslarındandır ya da değildir lütfen buna dikkat edin ve birbiriyle karıştırmayın arkadaşlar. Öncelikle bizde İslam medeniyetinin temel özellikleri nelerdir? bu özelliklerden de zaten İslam kültürü ve medeniyetinin esaslarına değinen arkadaşlar şu slaytımızın hemen açalım evet şimdi kültürü ve medeniyet neydi dini siyasi ekonomik ilmi sanatsal sosyal hayat gibi alanlardaki gelişmelerin zaman ve mekan içerisinde oluşması ve bir gelenek haline gelmesiyle oluşurdu. Kültür bir millete aitti. Bunun birkaç milletin ortak kullanımı haline gelmesiyle veya evrensellik kazanmasıyla da medeniyet oluşurdu. İşte bu medeniyetler kendisine özgü esaslar sayesinde diğer medeniyetlerden ayrılır. Yani medeniyetleri birbirinden ayırt etmemizi sağlayan şeyler medeniyetlerin esaslarıdır, temel noktalarıdır. İşte İslam kültürü ve medeniyetinin de Diğer medeniyetlerin ayrılan temel esasları vardır diyoruz. Peki bu esaslar nelerdir? Şöyle bir toplu halde görecek olursak arkadaşlar. Hemen açalım şöyle hepsini. Sıradan sayalım sonra. Öncelikle tevhid bizim temel e, esasımız. Zaten İslam'ın özü de tevhiddir. Sonra hürriyet, daha sonra özgünlük, sonra evrensellik, sulh, yerellik ve ilmilik bizim esaslarımızdır. Arkadaşlar 7 tane esasımız var. Lütfen bunu unutmayalım. Hemen tek tek değinecek olursak tevhidden başlayalım arkadaşlar. Tevhid e, İslam'ın arkadaşlar temel e, inanç noktasıdır. Temel dayanadır. Özüdür. Çünkü tevhid kelime anlamı olarak birlemek teklemek demektir. Yani Allah'ın gerek yaratmada gerekse arkadaşlar idare etmede tek ve en büyük varlık tek varlık olduğunu belirtmektir tevhid. Yaratmada ve idare etmede Allah'ın tek varlık olduğunu belirtmedir. İşte bu yüzden arkadaşlar bizim temelimiz buysa bu temel bizim gerek ilim, gerek sanat, gerek düşünce, gerek sosyal hayat veya diğer tüm alanlarımızı etkilemiştir. Niye? Biz bir sanat yaparken dahi tevhidi birlemek için, tevhidi belirtmek için, onu sanatımızdan yansıtmak için yaparız. İşte minare yapıyoruz, büyük yapıyoruz Allah'ın yüceliğini belirtmek için. Kubbe yapıyoruz, büyük bir kubbe yapıyoruz Allah'ın birliğini belirtmek için. İşte ezan okuyoruz Allah'ın birliğini duyurmak için. Bir e, sanat yapıyoruz. Orada bile Allah'ın birliğini yine vurguluyoruz arkadaşlar. Zaten İslam medeniyeti tevhidi yani tevhide dayalı bütüncül bir alem varlık anlayışına sahiptir. Nasıl oluyor bu? İki boyutta olabilir arkadaşlar. Birincisi alemi ve bu alemdeki varlıkları bir bütün olarak düşünme ve bunlardan Allah'a ulaşma. Bir diğeri de alem dediğimiz birincisi bu alem yani dünya kainat alemi ikincisi de öldükten sonra olacağına inandığımız Allah'ın bize bunu haber verdiği eh, ahiret hayatını bir bütün olarak ele almak Bunlar arasında ayrım gözetmeden her ikisi içinde de gayret göstermektir. İşte bu bütüncül bir anlayıştır arkadaşlar. Zaten bizim inancımızda söylemiştik biraz önce. Her şeyin sahibi ve yaratıcısı Allah'tır. Tek hem de arkadaşlar. Başka ona ortak koşarsak bu tevhid olmaz, şirk olur. Peki hocam nasıl etkilemiş olabilir Müslümanların hayatını tevhid inancı? Arkadaşlar tevhidle biz şirki reddederiz. Zaten şirki reddetmezsek tevhid olmaz bu. Bir diğeri her işte sadece Allah'ın rızasını gözetmek. Zaten biz Allah'tan başkasının rızasını gözetiyorsak ilahı anlamında arkadaşlar yine ne olur? Bu şirk olur. İşte şehrin merkezinde, hayatın merkezinde caminin bulunması. Zaten eski İslam şehirlerine baktığımız zaman genelde önce cami, mescit yapılıyor. Daha sonrasında onun etrafında camiye göre Evler veya diğer yerler inşa ediliyor. Çünkü cami en büyük varlık olan, işte bizim tek yaratıcımız, tek sahibimiz olan Allah'ın evidir. Ve Allah'ın evi tüm evlerin, hayatın merkezindedir. Bir diğeri hayata bakışta dünya ve ahiret ayrımının yapılmaması. Buna biraz önce de değinmiştik arkadaşlar. Yani ben sadece dünyayı çalışıp ahireti ihmal edemem. Yani çalışmak da ibadettir deyip de sadece dünya için çalışıp ibadetleri terk edemem. Ya da ben ahiret için çalışacağım. Kendimi ahirete adadım diyerek dünyadaki hayatımı reddedemem. Onu bırakamam. Yine de çalışmak zorundayım. Rızkımı kazanmak zorundayım. İşte yuvamı kurmak zorundayım. Ailemi geçindirmek zorundayım gibi gibi gibi. Arkadaşlar bu şekilde bir ayrım gözetmeden ikisi için de çalışmak ikisini de Allah rızası için ee, sürdürmek gerekir. Birisini bu dünyada ne yaparız? Çalışarak ahireti de bu dünyada sürdürmüş olabiliriz. Sonra sanat eserlerinin Allah'ın birliğine aykırı unsurlar içermemesi. Mesela eski Roma'ya falan baktığımız zaman onlarda çok tanrı ilanç olduğu için birçok tanrı tasavvuru var ve tanrıları insan olarak düşünüyorlar. Ama bizde arkadaşlar ne var? Sanat eserlerimiz. işte dediğimiz gibi bir camimiz veya bir edebi eserimiz işte bir resmimiz hep yüce yaratıcıyı Allah'a anımsatacak, ondan başkasını ilah olarak bize anımsatmayacak şekilde olmalıdır. Yani putperestlik dediğimiz veya işte mücesime mücessime dediğimiz tanrının cisimleştirilmesi gibi kavramların olmaması demektir arkadaşlar. Mimar eserlerde Allah'ın tekniğini hatırlatacak bir tarzda kullanılması. İşte biraz önce söyledik. Kubbelerin büyük olması, Allah'ın büyüklüğünü ve tek büyük bir tane ortada olması e, Allah'ın tekliğini Şimdi minarenin büyüklüğü Allah'ın büyüklüğünü. Ondan sonra bakıyoruz arkadaşlar. Yine oralarda yaptığımız eserlerinde Allah'ın yarattığı varlıkları hatırlatmak amacı gütmesi gerekir. Ezanın yeryüzünde yine tevhidin sembol olarak yankılanması tevhidi adeta haykırmak için yapılması arkadaşlar. Nedir yine? Müslümanların yaşamına tevhidin etkisine örnektir. Diğer bir ilkemiz hürriyet. Hürriyet arkadaşlar insanların doğuştan sahip olduğu haklardandır ve kişinin kendi hür iradesiyle istediğine yönelilmesi ve onu yapabilmesidir. Fakat hürriyetin sınırı da şudur arkadaşlar. Evet biz hürüz yapma konusunda ama birinci olarak yaptıklarımızdan sorumluyuz. Sadece yapana kadar sorum serbestiz. Yaptıktan sonra sonucuna katlanmakla yükümlüyüz. Bir diğer nokta da bizim hürriyetimiz diğer insanların hürriyet alanlarına kadardır. Diğer insanlara ya ben ne dosa günah işlemekte özgürüm. Allah cezamı verecek deyip de biz gidip bir insana kötü davranamayız. Ve onun hürriyetini, özgürlüğünü kısıtlayamayız. Bu hürriyet olmaktan çıkmış demektir. Kendi alanlarımız içerisinde biz istediğimiz yöne yönelmekle özgürüz. İşte bu hürriyettir. Ve dediğimiz gibi hürriyet doğuştan gelen temel bir haktır. İslam hürriyet dinidir. Ve e, dini yönden, ahlaki yönden, hukuki ve toplumsal yönleriyle bu hürriyet bir bütün olarak ele alınır. İnsan bu yönlerin hepsinde istediğini yapmakla biraz önceki belirttiğimiz şartlara uymak şartıyla ve sorunun sonucuna katlanmakla katlanmakta özgürdür arkadaşlar. Zaten İslam hür olmayan hürriyetine kavuşmamış insanları arkadaşlar bazı şeylerden muaf tutmaktadır. İslam'a göre hürriyet şudur arkadaşlar. Kuralsızlık değil. Aksine Allah'a kulluk ederek diğer dünyevi otoritelerin varlığından, onların sıkıcılığından kurtulmaktır. Yani Allah'ta özgürleşmek diyebiliriz buna. Ben işte bizi yöneten ne var veya bu dünyada çalıştığımız neler var kendileri için çalıştığımız. Ailemiz var. Para var. Ondan sonra geçim sıkıntısı var. Hayat şartları var gibi gibi bunu çoğaltabilir. İşte bunların baskısından kurtulabilmektir. İşte bir namazda, bir oruçta, bir zekat verirken, diğer şeyleri yaparken Allah'a hatırlayarak huzur bularak veya şu şekilde bizim rızkımızı verenin temelde Allah olduğunu bilirsek biz gidip de maalesef bugün toplamımızda olduğu gibi torpit peşinde koşmayız. Emeğimizi çalışırız ve deriz ki Allah bizim emeğimizi karşılıksız bırakmaz kardeşim. Ben torpile ihtiyaç duymuyorum. Allah'a güveniyorum deyip helal peşinde koşarız. İşte ne yaparız? Ya para nereye kadar? Biz Para bizim için bir araçtır. Amaç değildir. Bunu biliriz. İşte ibadetlerimizi eksik etmeyiz. Aksatmayız para için. Ne yapmış oluruz o zaman? Asıl hürriyete Allah'a kavuşmuş oluruz. Dediğimiz gibi nefsimiz de bize Düşman arkadaşlar maalesef. E, nefsimiz de bizi kötü yola sevk etmeye çalışıyor. E, bizi iyiliklerden alıkoymaya çalışıyor. Biz ibadet ettikçe, Allah'a kul oldukça hem nefsimizden hem biraz önce saydığımız diğer e, dünyevi şeylerin e, bizi dinimizin alıkoyacak baskısından bizi köleleştirmesinden ne yaparız? Kendimizi korumuş oluruz. Ki bu asıl hürriyettir arkadaşlar. Hemen şöyle şu madde sıralayalım açıklayalım arkadaşlar. İslam medeniyeti ve hürriyet. İslam inanç, düşünce ve ifade özgürlüğünü tanır. İnsan istediği gibi inanabilir, düşünebilir ve bunu özgürce ifade edebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Savaşlarda esirlere bile kötü muamelede bulunmasına izin vermez arkadaşlar. Hakların korunmasını sağlar. Onların bile... E, zulüm edilmesine ne de olsa esir aldık bunu işkence edebiliriz gibi bir anlayış İslam'da yoktur. Hatta savaşlarda sadece askerlerin askerlerle savaşmasına izin verir. Yani gidip de biz askerler olarak orada savaşmayan sivil savunmasız halkı, kadınları, çocukları, yaşlıları öldüremez. Hatta hayvanları, ormanları dahi yok edemeyiz. Arkadaşlar savaş böyle bir şey. Ama askerin olduğu bir yere bomba attık. Orada başka canlılar da öldü. O biraz istisna bir durum olabilir arkadaşlar. Ki ona bile dikkat etmek gerekir. Daha sonra sınıfsal ayrımcılığın olduğu bir toplum yapısını kabul etmez. Yani toplumda bir sınıflaşma, işte yok zenginler sınıfı, yöneticiler sınıfı, hani Hindistan'da falan olan kast sistemi dediğimiz o kast sistemini reddeder arkadaşlar. İnsan özgürlüğünü kısıtlayan baskıcı yönetim anlayışını reddeder. Buradaki arkadaşlar hani biraz önce söylemiştik insanlar yapar ama diğer insanların özgürlüğünü kısıtlamadan istediğini yapmakla özgür demiştik. Onlara zarar vermedi. Eğer insanlar ben istediğimi yaparım deyip de diğer insanlara zarar veriyorsa devlet bunu cezalandırmakla yükümlü. Ama sırf İslam dinine inanmıyor diye insanları ya da İslam'a inanıyor diye başka ülkelerin mesela işte gayrimüslim dediğimiz o ülkelerin insanları zulme uğratmasını inancından, kıyafetinden, davranışlarından, ibadetlerinden dolayı insanların yöneticiler tarafından aşağılanmasını, küçük düşürülmesini, belirli yerlerden uzaklaştırılmasını, hor e, görmesini reddeder, kabul etmez böyle bir şeyi. Beş, e, beşinci olarak da İslam dinine göre insan için asıl olan esaret değil hürriyettir arkadaşlar. İslam esareti değil özgürlüğü hedeflemiştir. Zaten insan esir olsa, hür olsa Allah onu dediğimiz gibi bazı şeylerden sorumlu tutmaz. Bir diğer maddemiz ilmilik arkadaşlar. Yani medeniyetin ilme dayanmasıdır arkadaşlar. İslam birçok ayette gerek aklımızı kullanmamızı, düşünmemizi, tefekkür etmemizi, tedbir etmemizi bize emreder. Bununla beraber ilme yönelmemizi ve ilmimizle amel etmemizi emreder. Bu şekilde de bizi ilme sevk eder arkadaşlar. Hatta ilim tahsilini Allah rızası için olmak şartıyla tevhide ulaşmak şartıyla arkadaşlar ibadet kabul eder. Bu kadar ilme önem veren bir dindir arkadaşlar. O yüzden İslam medeniyeti ilim medeniyeti olarak nitelendirilir. Zaten tarihteki medeniyetlere bakarsak arkadaşlar hepsi evet özünde inancını korur ama ilme değer vermekle yükselişe geçmişlerdir. Müslümanlar da Vahyin rehberliğinde, öncülüğünde daha sonra peygamberimizin yine hadislerin rehberliğinde arkadaşlar bilgi ve bilginin kaynağıyla güçlü bir bağ kurmuşlar. Sürekli araştırmalar yeni çalışmalar yapmışlar. Ve bu çalışmaları tecrübeye, somut ürünlere dönüştürerek İslam medeniyetini zamanla neye? Zirveye taşımışlar arkadaşlar. Bu ilim çalışmalarında gösterilen bu gayret zamanla mantık ilminin kelam ilminin felsefe, hadis, tefsir, fıkıh, tarih, değil fizik, kimya, matematik, astronomi, tıp gibi ilimlerin oldukları seviyeden daha yüksek seviyelere sıçramasını ne yapmıştır? Sağlamıştır arkadaşlar. Geldik arkadaşlar diye bir maddemiz olan, esasımız olan özgünlüğe. Özgünlük arkadaşlar bir şeyin e, taklit edilmeden kendine özgü bir şekilde eee tamamen diğerlerinden farklı diyebileceğimiz ayet edilebilecek şekilde bir tarzda olmasıdır. İşte İslam medeniyeti de daha önce kültür ve medeniyetin kaynaklarını sayarken diğer kültür ve medeniyetleri demiştik. Onlardan faydalandığını söylemiştik. Bunlar nelerdi? Mesela işte Yunan, Hint, İran gibi medeniyetlerdi. Bunlardan faydalanırken arkadaşlar onların unsurlarını alırken eklektik taklitçi ya da öykünülmeci bir tutum içerisinde olmamışlar. Yani al bir şeyler ekle kullan. Yani eklektik. Bu değil. Onlar yaptı biz de yapmalıyız. Olduğu gibi al. Taklitçi değil. Ya da ya onlarda var da niye bizde yok. Böyle hani öykünerek e, o zaman yapalım hadi gibi tarzda değil de alarak kendine özgü o tevhid potasında eriterek İslam'ın özüne uygun hale getirerek kullanmışlardır ve bu şekilde İslam medeniyetini özgün unsurlardan oluşturmuşlardır. Sadece zaten e, diğer medeniyetlerin unsurları yoktu. Hani Kur'an kaynağımızda işte İslam'ın yaşantısı örf kaynağımızda arkadaşlar değil mi? Bununla beraber o diğer medeniyetlerin alınan unsurları tevhid potasından eriterek İslam'a uygun olanlarını alarak uygun olmayanları da ya uygun hale getirerek ya da dışarıda bırakarak özgün hale getirmişlerdir arkadaşlar. Bugün Avrupa'da ee, bazı İslamofobik insanlar e, İslam medeniyetinin özgün olmadığını söylemekteler. Fakat arkadaşlar özgün olmasaydı zaten e, İslam medeniyeti denilmezdi. Çünkü aldılar ilmi ileri seviyeye taşıdılar ve İslam'a uygun hale getirdiler. Mesela felsefe aldılar. İslam felsefesini oluşturdular arkadaşlar. İşte aldılar ilimleri. Onlarla Allah'a ulaşabildiler. Yani hem geliştirdiler hem de onun da Allah'tan geldiğini bilerek daha fazla Allah'a ulaştılar. Unsurları aldılar, uygun olanlarını kullandılar, uygun olmayanları uygun hale getirdiler. Bu şekilde özgünlüğü yakaladılar. Bir diğer unsurumuz arkadaşlar yerellik. Yani yerel olanı alma, kullanma arkadaşlar. İslam medeniyeti de arkadaşlar gerek İslam'ın ulaştığı bölgede yine o orada olan Müslümanlar olsun. Gerek o bölgeden farklı din inanışlara ait e, insanlar olsun, bunların yerel unsurlarını da göz önünde bulundurmuş arkadaşlar ve e, buradaki kültürel zenginlikleri yok edip yani kültürel bir asimilasyon yapmak yerine bu zenginlikleri bir farklılık olarak görmüş ve ona zarar vermek yerine onu korumuştur arkadaşlar. Ne yapmış? İşte diğer dinlere mensup insanların inanışlarının yaşamasını engel olmamış. Onların yaşamasını izin vermiş. niye farklı dinlere mensup insanlar bir arada yaşamasını bir zenginlik olarak görmüş veya Müslümanların farklı yörelerine göre bazı farklı uygulamalar olabilir bunları yok edip tek tip bir Müslüman tip oluşturmak yerine bölgeye göre farklılık gösterebilen tabi iman ve temel ibadet, farz haramlar konusunun dışında arkadaşlar, hayata dair şeylerde de yerel unsurlara yer vermiş. Yani bir sanat eserlerinde. Bazıları kendi coğrafyasının, kendi kültürünün unsurlarını yara, e, yer aldırırken, sanatına işlerken bazı bölgeler kendi yine farklı kültürlerin, farklı şeylerin uygulanmalarına yer verebilmiş arkadaşlar. Nedir mesela işte e, soğuk olan memleketteki insanlar sanat eserlerinde daha çok soğuğu işlerken işte sıcak olan yerlerdekiler daha fazla sıcağı e, işleyebilmiş. Buna karışmamış. İşte ne yapmışlar? Bu yerellik sayesinde, yerel'e değer verme sayesinde Araplar, Türkler, Hintler, ondan sonra diğer İslam toplulukları kendi yerel kimliklerini korumak kaydıyla İslam'ın özünü de alarak ve ortak bir kültür medeniyet oluşturarak İslam medeniyetini meydana getirmişlerdir. Yerellik de bu yüzden önemli bir ilkedir. Bir diğer ilkemiz evrensellik arkadaşlar. Zaten evrensellik olmadan medeniyet olmaz. Çünkü kültürün evrensel olması Zaten medeniyeti oluşturuyordu. Ve İslam medeniyetine evrenselli sağlayan bir diye nokta şu arkadaşlar. İslam belirli bir millete, belirli bir topluluğa kavme değil, tüm evrene, tüm insanlığa gönderilmiş bir dindir. Peygamberimiz son peygamber olduğu için arkadaşlar, onun gönderdiği din hem o çağdaki hem de kıyamete kadar olacağınız zamandaki tüm insanlara hitap eden bir peygamber dinde hitap eden bir dindir. Nedir bu din? İslam dinidir arkadaşlar. İşte Kur'an-ı Kerim bizim kaynağımız değil mi arkadaşlar? Bu Kur'an-ı Kerim kaynağı, mesajı, içeriği bakımından arkadaşlar bu evrenseli sağlamak adına yeter ki doğru anlaşılabilsin. Doğru bir şekilde zamana uygulanabilirsin. uygulanabilsin. Kıyaslar, icmalar, iştihatlar doğru yapılabilsin tüm zamanlara evrensel bir şekilde cevap verebilen bir yapıdadır zaten arkadaşlar. Bizim son maddemiz suldur arkadaşlar. Sulh barış demektir arkadaşlar. İslam medeniyeti arkadaşlar özünde barışı esas alan bir medeniyettir. Sul ve cihat İslam'da birbirini tamamlayan iki olgu yani kavramdır. İslam adaleti hakim kılarak toplumsal barışı tesis eder. Cihad arkadaşlar, e, toplumda biraz e, yanlış yerlere çekilen bir kavramdır. Cihat işte tartışma, mücadele etme, savaşma gibi anlamları vardır. İslam literatüründe cihad arkadaşlar insanların nefsinin ve şeytanın kötülüğünden korunmak ve Allah'ın rızasını kazanabilmek için Gerek ibadet yaparak, gerek kötülüklerden uzak durarak, gerek diğer iyi ahlaki davranışları uygulayarak, gerekse arkadaşlar eğer İslam'a ve millete bir saldırı varsa insanlara bunun karşısında savaşarak yaptığı mücadelelerin bütününe biz cihat diyoruz arkadaşlar. Yani bu tanımdan şunu anlıyoruz ki cihatta savaş cihatın sadece küçük bir bölümüdür ama Zamanla insanlar yanlış bir algı oluşturmuşlar ve cihadı sadece savaş olarak algılamışlar. Bu yanlıştır arkadaşlar. Cihad dediğimiz gibi Allah'ın dinine hakim kılmak, işte Allah'ın rızasını kazanmak ve e, nefsin ve şeytanın kötülüklerinden korunmak için yapılan her türlü mücadele çalışmadır arkadaşlar. Bu yüzden barış ve cihad birbirini tamamlayan iki olgudur. İnsanlar Allah'ın dinine hakim kılarsa yeryüzüne e, ve ee, orada biz Allah'ın bize o dininde emrettiği adaleti, refahı, huzuru yerine getirebilirsek insanların mutlu olduğu bir ortam, bir dünya meydana getirebiliriz arkadaşlar. İşte bu yüzden Müslümanlar fethettikleri yerlerde arkadaşlar bir din birliği siyaseti gütmüyor. Tamam İslam'ı dünyanın geneline yaymak istiyor ama ille Müslüman olacaksın seni öldürürüm. İşte illa Müslüman olacaksınız yoksa e, mallarınıza, canınıza, ırzınıza e, el koyarız gibi bir düşünce yok arkadaşlar. İnsanları güzellikle dine davet ediyorlar. Orada e, kendi yönetimleri altında insanların güzel bir şekilde e, huzur içerisinde e, rahatça ibadetlerini, inançlarını yerine getirebilecekleri bir çoğulcu ortam e, meydana getiriyorlar. E, bu da insanların İslam'a ısınmalarını eğer Müslüman olmasa dahi Müslümanların bu iyi adil yönetimine etkilenerek Müslümanlarla iyi geçinmesini ve toplumda da bu şekilde bir barışın meydana gelmesine sebebiyet vermiştir arkadaşlar. Bir diğer konumuz arkadaşlar e, İslam kültürü ve medeniyetinde yönetim anlayışının esaslarıdır. Buna da inşallah bir sonraki videomuzda değineceğiz arkadaşlar. Buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sizi Allah'a emanet ediyorum.